Merhaba arkadaşlar. Videomuzun konusu 10. sınıf edebiyat anı hatıra. Hemen videomuzda neler var bakalım. Anının genel özellikleri, anı çeşitleri, dünya edebiyatında anı, Türk edebiyatında anı, Tanzimat edebiyatında, Servet-i Fünun edebiyatında, Cumhuriyet döneminde anı. Hemen başlayalım. Anı hatıra nedir? Toplum tarafından tanınan bir kişinin yaşadığı veya tanığı olduğu olayları ve durumları anlattığı yazı türüdür. Genel özelliklerine bakalım. Öğretici metindir, kişisel hayatı konu alır ve bilgi verme amacı vardır. Olaylar yaşandıktan çok sonra anlatılır. Reşat Nuri Güntekin'den alınmış örneğimize baktığımızda o zamanlar kelimesini görüyoruz. Buradan da çok eskiden yaşanmış durumların, olayların anlatıldığını anlayabiliyoruz. İzlenimlere ve akılda kalan bilgilere göre yazılır. Geçmiş birinci kişinin ağzından yansıtılır. Hemen örneğimize yine bakalım. Müdürüydüm, geçerliliğim vardı. Birinci ağızdan yazıldığını fark edebiliyoruz. Mektup, fotoğraf, günlük gibi belgelerden yararlanılabilir. Samimilik ve dürüstlük vazgeçilmez şartıdır. Kişi kendisini anlattığı için haliyle öznel bakış açısı ağır basar. Bazı olayları ve gerçekleri kalıcı kılar. Kendisiyle ilgili bilgiler verildiği için aynı zamanda belge niteliği taşır ve tarihe ışık tutar. Anı türleri ikiye ayrılır. Kişi ya da olaya dönük olmaları bakımından anılar, içeriklerine göre anılar. Kişi ya da olaya dönük olmaları bakımından anılar da anı portre yani kişi merkezli, düz anı yani olay merkezli anı olmak üzere ikiye ayrılır. Şimdi içeriklerine göre anılara bakalım. Onlar da siyasi, tarihi ve toplumsal tarafı ağır basan anılar, kültür, sanat, edebiyat ve bireysel tarafı ağır basan anılar olmak üzere ikiye ayrılır. Kişiye ya da olaya dönük olmaları bakımından anılar, anı portre yani kişi merkezli anı, hemen inceleyelim, belirli kişilerle ilgili anıları içerir. Kişileri anılar yoluyla tanıtır. Kişilerin ruhsal ve fiziksel portresi çizilir yani kişilik özellikleri, dış görünüşleri ve benzeri. Biyografik eserlerde kullanılır. Hemen örnek verelim. Yusuf Ziya Ortaç'ın portreler, Halit Fahri Ozansoy'un edebiyatçılar geçiyor, Yahya Kemal Beyatlı'nın Siyasi ve Edebi Portreler adlı eserleri anı portre kişi merkezli anıya örnek olarak gösterilebilir. Düz anıya geldik. Yaşanan, tanık olunan olay veya dönemler anlatılır. Belgesel bilgiler içerir. Otobiyografik eserler de kullanılır. Hemen örnek verelim. Muallim Naci'nin Ömer'in Çocukluğu, Ahmet İhsan Tokgöz'ün Matbuat Hatıralarım, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Zoraki Diplomat adlı eserleri düz anıya örnek olarak verilebilir. Şimdi içeriklerine göre anıları inceleyelim. Siyasi, tarihi ve toplumsal tarafı ağır basan anılar, arkadaşlar Cumhuriyet döneminde yazılan toplumsal nitelikli anıların temel konularından biri Kurtuluş Savaşı burada. Aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin son yıllarına tanıklık eden devlet adamı, asker veya sanatçılar milli mücadeleyle ilgili de anılar yazmıştır. Örnek verelim. Kazım Karabekir'in İstiklal Harbimiz, Rauf Orbay'ın Cehennem Değirmeni adlı eserleri siyasi, tarihi ve toplumsal tarafı ağır basan anılara örnek verilebilir. Şimdi kültür, sanat, edebiyat ve bireysel tarafı ağır basan anılara bakalım. Kültür, sanat ve edebiyat sahasındaki olay, gelişme, kişi ve eserlere dair gözlem, izlenim ve kanaatleri içerir. Sanatçılar veya gazeteciler tarafından kaleme alınmıştır. Örnek vermek gerekirse Baki Süha Edipoğlu'nun Bizim Kuşak ve Ötekiler adlı eseri, Beşir Ayvazoğlu'nun Defterimde Kırk Suret, Celal Esat Arseven'in Sanat ve Siyaset Hatıralarım adlı eserleri de kültür, sanat, edebiyat ve bireysel tarafı ağır basan anılara örnektir. Şimdi dünya edebiyatında anıya bakalım. Anı türü insanların yaşadıklarını veya tanık olduklarını anlatma isteğinden doğmuştur. Anı türünün bilinen ilk örneği M.Ö. 4. yüzyılda Yunan tarihçi Senapo'nun yazdığı Anabasis adlı eserdir. Dünya edebiyatında anı türünde verilmiş belli başlı eserlere bakalım şimdi arkadaşlar. André Gide'in Jurnaller, Goethe'nin Şiir ve Gerçek, Rousseau'nun İtiraflar, Stendhal'ın Bencillik Anıları, Tolstoy'un İtiraflarım, Verlaine'in İtiraflar, Victor Hugo'nun Gördüklerim adlı eserleri. Gelelim Türk edebiyatında anıya. Türk edebiyatında yazılı ilk eserler olan Orhun Abileri yani bir diğer ismiyle Köktürk yazıtlarını biliyorsunuz. Bunlar aynı zamanda anı özelliği de taşıyor arkadaşlar. Türk edebiyatında anı türünün ilk örneği ise 16. yüzyılda Babür İmparatoru Babür Şah'ın yazdığı Babürname adlı eserdir. İlk örnek budur. 17. yüzyıla geldiğimizde Ebul Gazi Bahadır Han'ın yazdığı Şecere-i Türk adlı eser yer yer anı özelliği taşıyan bir tarih kitabıdır. Tamamen anı kitabı değildir ama bu tarih kitabında anı özelliği taşıyan bölümler var arkadaşlar. Divan edebiyatındaki Tezkire, Gazavatname, Vakainame, Menakıbname, Seyahatname gibi eserlerde anı özelliği gösteren metinlere rastlanır. Katip Çelebi ile Naim Han'ın bazı eserlerinde anı türüne ait unsurlara rastlanır. Şimdi Tanzimat edebiyatında anıyı inceliyoruz. Biliyorsunuz Tanzimat edebiyatı Batı tarzında edebi eserlerin edebiyatımıza girdiği dönemdir, ilk dönemdir. Türk edebiyatında anı türü de Tanzimat'tan önce de vardı. Fakat Tanzimat edebiyatında anı türü daha fazla ilgi görmeye başlamıştır. Bu dönemde yazılan anılarda diğer türlere ait unsurlar da yer alır. Fakat anı türü Tanzimat edebiyatında batılı nitelikler kazanmaya
başlamıştır. En önemli ayrıcı özelliği bu. Şimdi örnekler verelim. Akif Paşa'nın Tapsıra, Ziya Paşa'nın Defteri Amal, Namık Kemal'in Magosa Hatıraları, Ahmet Mithat Efendi'nin Menfa, Muallim Naci'nin Ömer'in Çocukluğu, Medrese Hatıraları adlı eserler Tanzimat Edebiyatı'ndaki anı türüne verilebilecek örnekler arasında yer alır. Şimdi Servet Efendi'nin edebiyatına geldik. Burada anı edebi bir tür özelliği kazanmıştır arkadaşlar. Türk edebiyatında edebi değerdeki ilk anılar yazılmıştır. Türk edebiyatındaki edebi değerdeki ilk anıları da Halit Ziya Uşaklıgil yazmıştır. Halit Ziya Uşaklıgil'in 40 yıl adlı eseri Batı tarzı anının ilk örneklerindendir. Şiire göre daha sade bir dille yazılmıştır. Sosyal ve siyasal konulara da girilmiştir. Dönemin edebiyat ortamında yansıtılmıştır. Servet-i Fünun sanatçılarının bir araya gelişleri, amaçları, dönemin diğer aydınlarıyla olan tartışmalar anlatılmıştır. Sanatçıların özel hayatlarıyla ilgili bilgiler de verilmiştir. Bu sebeple kaynak niteliğine sahiptir. Şimdi Servet-i Fünun sanatçılığının anı türündeki eserlerine bakalım. Halit Ziya Uşaklıgil'den bahsetmiştik. 40 yıl, Saray ve Ötesi bir acı hikaye, Mehmet Rauf'un edebi hatıralar, Hüseyin Cahit Yalçın'ın edebiyat anıları, siyasal anılar, Ahmet İhsan Topgöz'ün matbuat hatıraları adlı eserleri Servet-i Fünun dönemindeki anı türündeki eserlere örnek verilebilir. Burada önemli bir bilgi daha verelim. Dönemin bağımsız sanatçısı Ahmet Rasim de anı türünde eserler vermiş. Eşkali Zaman, Falaka ve Gecelerim adlı eserlerini örnek olarak gösterebiliriz. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatına geçtik. Şimdi bu dönemde anıyı inceleyelim. Milli edebiyat dönemi sanatçıları anılarını Cumhuriyet döneminde yazmıştır. Cumhuriyet dönemi sanatçıları da anılarını yazma eğiliminde olmuştur bu dönemde. Basın yayın imkanlarının gelişmesi de sanatçıları anıları yazmaya yöneltmiştir. Okur yazar oranında haliyle bu dönemde arttığı için anılara olan ilgi de dolayısıyla artmıştır arkadaşlar. Anı türünde çok sayıda eser verilmiştir bu dönemde. Ve Batı tekniğine göre yazılmaya çalışılmıştır. Siyaset ve askerlik, edebiyat, tiyatro, basın, eğitim ve öğretmenlik gibi pek çok konuda anılar kaleme alınmıştır. Şimdi Cumhuriyet döneminde çok fazla anı türünde eser olduğunu söylemiştik. Öne çıkan örnekleri burada inceleyelim. Abdülhak Şinasi Hisar'ın Boğaziçi Mehtapları, Boğaziçi Yalıları, Valih Rıfkı Atay'ın Zeytin Dağı, Mustafa Kemal'in Mütareke Defteri, Çankaya, Halide Edip Adıvar'ın Türk'ün Ateşle İmtihanı, Mor Salkımlı Ev, Halit Fahri Ozansoy'un Edebiyatçılar Geçiyor, Mine Urgan'ın Bir Dinozorun Anıları, Necip Fazıl Kısakürek'in Yılanlı Kuyu'dan Babı Ali, Oktay Akbal'ın Anı Değil Yaşam, Hiroşimalar Olmasın, Orhan Kemal'in Nazım Hikmet'le 3,5 Yıl, Refik Halit Karay'ın 3 Nesil 3 Hayat, Ruşen Eşref Ünaydın'ın Atatürk'ü Özleyiş, Samim Kocagöz'ün Bu da Geçti Yahu, Yahya Kemal Beyatlı'nın Siyasi ve Edebi Portreler, Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve Edebi Hatıralarım, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Zoraki Diplomat, Anamın Kitabı, Vatan Yolunda, Politikada 45 Yıl, Gençlik ve Edebiyat Hatıraları, Yusuf Ziya Ortaç'ın Portreler Bizim Yokuş adlı eserleri Cumhuriyet döneminin anı türündeki önemli eserlerindendir. Yazılda nasıl çıkabilir? Anı türünün genel özellikleri açık uçlu soru tarzında veya doğru yanlış etkinliği şeklinde sorulur. Sanatçı eser eşleştirmesi yaptırılır. Halit Ziya Uşaklıgil, Hüseyin Cahit Yalçın, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun biyografisi sorulabilir. Şimdi sen söyle, 40 yıl adlı eserin yazarı kimdir? Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize başarılar dileriz.